Gerçi Allah-u Teala emredipti ki hasta olduğun zaman git doktora, hasta olduğun zaman o hastalığa hangi şey iyi gelirse onu kulla. Bu da Allah'ın emredi. Nakledirlerden Musa aleyhisselam hastalığı dedi, ilahi benim bu hastalığıma ne iyi gelir? Allah dedi falan yeşillikten yesem iyi gelir. Bu gitti, o yeşillikten aldı, yedi, iyileşmedi. Dedi, ilahi sen dedin bu yeşillik ama iyileşmedi. Allah buyurdu Musa, önce gerek gideydin tabibin yanına, doktorun yanına. O doktor sana diyecekti bu yeşillikten ye, sen iyileşecektin. Doktorun da rızkını ben böylece veririm. Musa aleyhisselam geldi doktorun yanına, doktor aynı yeşilliği tavsiye ederdi. Musa aleyhisselam o yeşillikten yedi, iyileşti. Fiziki hastalıklarda gerçi faydası var. Mesela bel ağrısı için buyurur, adam 30 defa Kadir suresini okusa bel ağrısına iyi gelir. 30 defa Kadir suresi. Veyahut da Fatiha suresini adam 70 defa birisine okuya, bir hasteye okuya, iyi gelir, iyileşer. Veyahut Yasin suresini adam bir suya okuya, o suyu içer, hastalığına iyi gelir. Bunlar var. Kul'den başlayan 4 tane sureyi insan okusa, Kafirundu, Felak Nas'tı, İhlas'tı, bunları adam okusa birçok psikolojik rahatsızlığa iyi gelir. Büyüden, cinden, inden insanı uzak tutur, koruyor. Bereket vesilesidir. Bunlar öz yerinde. Kur'an ayetleri fiziki anlamda da hayır olsa da asıl gaye nedir? Bizim sinelerimizde olana şifa olmasıdır. Yani ruhumuza, kalbimize. Kur'an-ı Kerim buyurur ki ben sizin sinelerinizde olana şifaya, öyle bir tabipti ki bu Kur'an-ı Kerim bizim ruhumuzu iyileştirir. Bizim içimizde haset olduğu zaman